Merhaba sevgili seyircilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Sizler de bizlere soru sormak isterseniz, bizlere ulaşmak isterseniz, ekrandaki mail adresinden bizlere ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey programımıza. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Bugünkü konumuz Kutsal Kitap'ta Asi Çocukların Gelişimi. İlk sorumu yöneltmek istiyorum. Çocuklar neden asilik yaparlar? Çocuklar neden asilik yapar konusunda şunu söyleyebilirim. Bir çocuk çeşitli nedenlerden ötürü asilik yapıyor olabilir. Sert, sevgisiz ve eleştiren türde anne babalar olmak çocuklarda hemen hemen her zaman bir tür asiliğe neden olur. Bu tür davranış ve tutumlarda en uysal çocuk bile içinde ya da dışından asilik eder. Yani şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çocukların asilik yapması gayet normaldir. Bunu da öngörüde, şöyle düşüncede ve fikirde yapmaları gayet normal olabilir. Anneleri ve babaları sürekli onları eleştirirse ve onlara güvenmezse çocuklar asilik yapabilirler. Bazı çocuklar bunları dışa vurabilir, asiliklerini, bazıları içinde yaşayabilirler. Anne babalar doğal olarak bu tür tutumlardan kaçınılmalıdır. Çünkü baktığımızda anneler babalar bu tutumlarını devam ettirirse maalesef çocuklar aileden ve toplumdan uzaklaşmış olur ve kötü sonuçlar doğurabilirler. Buna ek olarak kendi kimliklerini bulma ve kendi hayatlarını kurma sürecinde olmalarından ötürü ailelerinden yavaş uzaklaşmakta olan ilk gençlik yıllarındaki gençlerin anne babalarına karşı belirli ölçüde asilik yapması gayet doğaldır. Asi çocuğun inatçı olduğunu varsayarsak, sınırları zorlamaya yatkın, kontrolü ele geçirmek için büyük bir arzu duyan ve her türlü otoriteye karşı kendini adamış olması gayet doğal olacaktır. Yani asilik onun göbek adıdır. Buna ek olarak bu inatçı ve asi çocuklar çoğu kez akıllıdır ve durumları çok hızlı bir şekilde çözüp onların ve etrafındakilerin insanların yönetimini ele geçirmenin yollarını bulabilirler. Yani gördüğümüzde şunu görmeliyiz. Neyi? Çocukları, bu tarz asi olan çocuklar çok akıllı olabilirler ve etrafındakileri de uyutabilirler ve kontrolü ele geçirebilirler. Bu çocuklar anne babalarının sabrını çok zorlayabilir ve onlar için çok yorucu bir sorun oluşturabilirler. Burada da dediğimiz gibi gerçekten çocuklar neden asilik yapar kavramında burada açıklamış olduk. Çocuklar anne babalarının takıntıları yüzünden, tutumları yüzünden ve davranışları yüzünden asi olabilirler ve bu şekilde davranabilirler. Peki Yüce Allah'ımız asi çocukları sever mi? Yüce Allah'ımız asi çocukları sever mi sorusuna da şu şekilde yanıt verebiliriz. Çok şükür ki çocukları oldukları kişi yapanın Tanrı olduğu doğrudur. Tanrı onları sever ve anne babaları bu zorluk karşısında kaynaksız bırakmamıştır. Yani burada görüyoruz ki Allah asi çocukları da seviyor. Baktığımızda gerçekten bu zorluklar karşısında anne babaları da çözümsüz bırakmamıştır Yüce Tanrı. Asi, inatçı bir çocuğa lütufla davranmak konusunu ele alan kutsal kitap ilkeleri vardır. Bunlardan en güzel örnekler de şudur. İlk olarak Süleyman Özdeyişlerine baktığımızda 22. 6. bölümde bize çoğu yerde şu hatırlatılmalıdır. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlılığında o yoldan ayrılmaz der. İşte görüyoruz, çocuğumuzu tutması gereken yola göre yetiştirdiğimizde gerçekten o ölene kadar bu yoldan ayrılmaz. Yani çocuklarımızı
asi bir şekilde yetiştirmemek bizim elimizde. Kutsal kitapta da zaten buna iyi bir parmak basıyor. Baktığımızda çocuklara Tanrı sözünü öğretmek bütün çocuklar için çok önemlidir deniyor. Evet, Tanrı sözünü bütün çocuklara öğretmek gerçekten çok önemlidir. Tüm çocukların Tanrı'nın kim olduğunu ve ona en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğini anlamasının önemli bir nokta olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. İnatçı çocuğun durumunda onun neyi motive ettiğini, yani kontrolü ele geçirmenin motive ettiğini anlamak, onun yolunu bulmasına yardımcı olmakta epey etkili olacaktır. Asi çocuk, dünyayı yönetenin kendisi değil, Tanrı olduğunu ve kendisinin de yapılması gerekenleri Tanrı'nın istediği şekilde yapması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu da anne babanın bu gerçek konusunda tamamen ikna olmuş olmalarını ve ona göre yaşamalarını gerektirir. Kendi Tanrı'nın isteğine karşı asilik içinde olan bir anne ya da baba çocuğunu boyun eğmeye ikna edemeyecektir. Yani burada görüyoruz ki anneler de babalar da Tanrı'ya karşı asilik içinde bulunmamak zorundadırlar. Çünkü Allah'a karşı asilik içinde bulunanlar gerçekten Allah tarafından hem yetişkin olarak hem çocuk olarak seviliyor. Fakat baktığımızda her şeyin bir noktası var. O da nedir? Onun yolunda yetiştirdiğinizde seviyor. Şimdi böyle bir örnek vermek gerekirse biz gerçekten insanlar olarak Tanrı'ya en iyi şekilde nasıl hizmet edebiliriz ve onun buyruklarını nasıl dinleriz dediğimizde bizler ona asilik yapmadan, inatçılık yapmadan yaklaşmalıyız ve dinlemeliyiz diyebiliriz. Peki asi çocuklar ne zaman boyun eğmeyi öğrenmelidir? Evet, asi çocuklar kutsal kitaba göre ne zaman boyun eğmeyi öğrenmelidir? Romalılar 13. bölümde 1 ile 5. ayetlerde şu bize örnek verilmektedir. Üzerimizdeki yetki sahibi olanların Tanrı tarafından oraya konulmuş oldukları ve onlara boyun eğmemiz gerektiği açıkça bildirir. Eğer boyun eğme çocukken öğrenilmezse çocuk gelecekte işverenler, polis, mahkemeler ve askeri liderler dahil her türlü otoriteye karşı çatışma içinde olabilir. Yani onların hiçbirisini dinlemeyebilir Ayşe Hanım. Kuralları yapanın Tanrı olduğu yerleşik bir gerçek haline geldikten sonra anne, baba, çocuğun aklında kendilerinin Tanrı'dan araçları olduklarını ve Tanrı'nın aileleri için planını yerine getirmek için gereken her şeyi yapacaklarını yerleştirmiştir. Baktığımızda gerçekten bu çok önemlidir. Yani bizler şunu görmeliyiz. Anneler ve babalar olarak çocuklarımıza şunu aşılamalıyız. Her şey Tanrı'nın planı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve böylelikle ona boyun eğmemiz gerekiyor. Ve bunu da ne zaman yapmamız gerekiyor? Asi bir çocuğa Tanrı'nın anne babalar için planını yönetmek ve çocuklar için planını ise izlemek olduğu öğretilmelidir. İnatçı bir çocuk kararsızlığı 1 kilometre öteden anlaşılabilir. Ve liderlik boşluğunu doldurup kontrolü eline alma fırsatına hemen atlar. Otoriteye boyun eğme ilkesi inatçı çocuk için çok önemlidir. Baktığımızda gerçekten bu şöyle bir örnekle neticelendirilebilir. Baktığımızda gerçekten zor bir duruma düştüğünde çocuk bu otoriteye boyun eğmesini öğrenecektir. Peki asi ve inatçı çocuk hangi şartlarda kurallara uyar? Evet, asi ve inatçı çocuk bu şartları şu şekilde kurallara uyar. Ayrıca inatçı bir çocuk kurallara ya da yasalara ancak ona mantıklı geldiklerinde gönüllü olarak uyacaktır. Yani asi çocuk kafasına, beynine, mantığına yatarsa Allah'ın kuralları bu şekilde bu şartlara uyabilir. Aksi takdirde kutsal kitaba göre uymuyor, ondan sonra annesine babasına uymuyor, topluma uymuyor, hiçbir yere uymuyor. Fakat şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ona sürekli olarak işleri Tanrı'nın
onların yapılması istediği şekilde yaptığımızı ve gerçeğin üzerinde pazarlık edilebilecek bir şey olmadığını tekrar ederek kural için sağlam bir neden verin. Yani Allah'ı her zaman ön plana koyarak ona sağlam bir kural vermemiz gerekiyor. Ve baktığımızda Tanrı'nın anne ve babalara çocuklarını sevme ve disiplin etme sorumluluğunu verdiğini ve bunu yerine getirmenin anne babaların Tanrı'ya itaatsizlik etmekte olduğu anlamına geleceğini açıklayın. Yani baktığımızda çocuk anneye babaya asilik yaparsa Tanrı'ya yapmıştır. Tanrı'ya yaparsa anneye babaya yapmıştır. Bunu onlara iyi bir şekilde hatırlatmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ibadete gitmek üzerinden pazarlık edilecek bir şey değildir. Çünkü Tanrı diğer inanlarla bir araya gelmemizi buyurur. İbraniler 10. bölüm 25'te ama çocuklar mantık çevresinde ne giyecekleri, ailenin ibadethanede nereye oturacağı ve benzeri konularında söz sahibi olabilirler. Her birine aile tatilini planlamak gibi fikirler verilebilecekleri projeler sağlamamız gerekmektedir. Yani aile içinde asi çocuğun da fikirleri sorulmalıdır. Eğer fikirleri sorulursa gayet güzel bir şekilde bu çocuk bu şartlara, bu kurallara uyar. Bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum son olarak. Bu örnek gerçekten çok önemli bir örnek. Baktığımızda kutsal kitapta şu örneği hiçbir zaman unutmayalım. Dediğimiz gibi yetişkinler de inatçı oldukları için eşlerinden boşanıyorlar. Kutsal kitapta İsa Mesih'in yanına gelen öğrencileri soruyor. Eski ayette boşanma var, yeni ayette niye boşanma yok? O da diyor ki sizin inatçılıklarınız yüzünden ve asilikleriniz yüzünden eskiden boşanıyordunuz diyor eşlerinizden. Yani şunu görmek gerekiyor. Asilik hem çocuklara zarar veriyor hem anneye babaya zarar veriyor. Otomatikman Rabbin istemi olan bir şey değildir ve topluma zarar veriyor. O yüzden bizler gerçekten bu kanunu iyi bir anlayışla uygulamalıyız ve asilikten çocuklarımızı da vazgeçirmeliyiz. Evet Hüseyin Bey. Peki asi çocuk anneye babaya karşı nasıl davranmalı? Evet, asi çocuk anneye babaya karşı gerçekten tutarlılık ve sabırla yerine getirilmesi gereken bir iştir. Baktığımızda anne babaların öfkeyle seslerini yükseltmeleri, ellerini kaldırmaları ya da öfke zirvadan çıkarmaları baktığımızda çalışmaları lazımdır. Yani anne babalar sakin, ruhlu, öfkeden ve zıvanadan çıkmamaya gayret etmelidirler. Böyle şeyler yapmanız inatçı bir çocuğa özlemini çektiği bir kontrol hissi verecek ve sizi duygusal olarak tepki verdirecek noktaya getirene kadar çileden çıkaracak, sizi nasıl kontrolü altına alabileceğini çabucak çözdürecek bir durumdur. Bunu da şöyle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani baktığımızda bu çocuklarla fiziksel disiplin işe yaramaz. Çünkü anne babaları kırılma noktasına kadar zorlamaktan o kadar çok zevk alırlar ki bir parça acının buna değer bir bedel olduğunu düşünürler. İnatçı çocukların anne babaları sık sık çocukların popolarına şaplak atarlarken kendilerine güldüklerini bilmişlerdir. Bu yüzden onlar için en iyi disiplin yöntemi popolarına şaplak atmak değildir. Hayatta ruhun, sabır ve öz denetim gibi imanlı meyvelerinin en çok gerektiği yer inatçı bir çocukla başa çıkmak olabilir. Galatyalılar 5:23'te bunu görüyoruz. Yani şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Anneler, babalar asi ve inatçı bir çocukla öz denetim ve sabırla hareket etmelidirler. Kutsal kitapta bunu en iyi şekilde bize açıklamasını yapıyor. Yani şunu görmemiz gerekiyor. Kutsal kitapta asi çocukların gelişimi sabırla ve dinginlikle hareket etmemizle şu ana kadar gerçekleşmiş durumda gözüküyor. Konumuzun ilerleyen dakikalarında başka açıklamalarda da bulunacağım umarım. Sevgili seyircilerimiz, programımıza kısa bir ara vermek durumundayız. Aradan sonra tekrar burada buluşacağız.